Brawl Stars'ın 23. sezonuna yakın bir zaman içerisinde sizlerle beraber başladık ve gördüğünüz üzere bu sezonun bitmesine artık 33 gün 15 saat var. Hadi bundan 13 günü atsan, çünkü sneak peekler, işte güncellemeler bilmem ne falan derken işte çok az bir zaman kaldı. Çok bir zaman kalmadı ki, son Brawl Talk'ta yanılmıyorsam Şubat ayında görüşürüz demişlerdi ki oyun liderimiz Frank öyle açıklamalar yaptı ki, adı üstünde oyun lideri, oyunun en başındaki isim demek arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle beraber bu haberleri konuşacağız. Güncellemeyle alakalı öyle bir şey söyledi ki şimdi hep birlikte göreceğiz. Ama onu görmeden önce bunu ben videoda açmak istedim. Yani bir şey geleceğinden değil ama hani bir kostüm falan verirsen iyi olur diye düşünüyorum. Ne geleceğini tahmin edebiliyorsanız yazın. Bence işte ya güç puanı ya kredi gelecek. Başka ne gelebilir çok emin değilim. Evet. Rosette, profil simgesi. Şunları da bir alalım abicim. Evet, şimdi sizlerle beraber haberlere bir geçelim. Ne varmış ne yokmuş arkadaşlar. Bugün ayın 3'ü, şu an ayın 3'ü ve artık Şubat ayında da olduğumuzu düşünürsek, bu ay içerisinde bir Brawl Talk geleceğini düşünürsek, bu haberler bizi oldukça yakından ilgilendiriyor. Evet, şu anki duruma baktığımızda Frank yine topluluktaki bazı arkadaşlarımızın sorularını yanıtlıyor. Ve buradaki soruları görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Frank'i burada diyor ki, ben niye böyle gösterebiliyorum? Yani şöyle gösterebiliyorum anca. Şimdi ben buradaki soruları aslında sizlerden gelen sorular üzerine de böyle bir bağlıyorum. Acaba benzer sorular var mı yok mu diye. Benzer sorular var. Mesela burada bakın, yeni ay yılı kostümleri. Önceki sezondaki kostümlerin bu sezonki çıkış tarihleri hakkında henüz bir bilgi var mı yok mu şeklinde Frank'e soru soruluyor. Frank de diyor ki bunu bekleyip görmemiz gerekiyor şeklinde bir cevabı var. Ya bazı kostümleri sordular arkadaşlarımız bana ama sanıyorum bunlar arşive kaldırılan kostümler. Arşive kaldırılan kostümler şu an katalogda var mı yok mu çok emin değilim ama arşive kaldırıldıysa muhtemelen yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü aranızdan birkaç arkadaşımız özellikle bir kostüm üzerinde gelecek mi gelmeyecek mi diye birçok soru soruyordu bana ama hangi kostüm olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Eğer o arkadaşlarımız buradaysa lütfen yorumlara yazın. Biz de Supercell'e iletelim bunları, o kostümler gelecek mi gelmeyecek mi sizlerle beraber öğrenelim. İşte şimdi buradaki sorumuz neymiş? Buradaki soru şöyle. Yeni Brawl Pass sistemi. Şimdi yeni Brawl Pass sistemi mi daha iyi sizce? Önceki Brawl Pass sistemi mi daha iyi? Onu da yorumlara yazarsanız gerçekten sevinirim. Şimdi arkadaşımız burada diyor ki, yeni Brawl Pass sistemi tamam daha iyi. Öncesine göre daha iyi. Bunu kabul ediyorum diyor. Fakat diyor bu günlük görevler biraz beni diyor, yani durum aslında biraz monotonlaştırdı diyor. Normalde önceden Salı ve Perşembe günlerini iple çekerdik. Çünkü o gelecek olan görevler bizi heyecanlandırıyordu. Fakat şu an büyük görevlerin günlük gelmesi beni çok mutlu etmiyor açıkçası. Bunlarda bir değişiklik olur mu olmaz mı diye Frank'e soruyor. Frank de diyor ki yeni sistem bence daha iyi. Senin tam tersini düşünüyorum aslında diyor. Yeni sistem daha iyi. Eskisi gibi Salı ve Perşembe'yi beklemekten nefret ediyordum diyor. Yani gerçekten bu konuda bilmiyorum. Bu görevler konusunda da ben çok fazla görmeye başladım bunu. Bu her gün görev gelmesi bence iyi bir şey bilmiyorum ama tabii ki aramızdan var mı? Ya eskiden Salı ile Perşembe gelsin daha iyiydi diyebileceğiniz bir durum varsa onu da yazın. Çünkü yeni sistemde zaten gün kısa olduğu için her gün görevle anca bitirebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bence bilmiyorum bu daha iyi bir durum oldu gibi ama tabii ki sizlerin yorumları da burada çok önemli. Ve işte gelelim asıl konularımıza. Şimdi aslında bu konu biraz daha farklı ama şimdi Time to Explain ile alakalı bir soru sorulmuş burada. Şimdi Time to Explain ne demek? Time to Explain demek Brawl Talk yaklaştı demek aslında. Çünkü her Brawl Talk öncesi topluluğa diyorlar ki bize soru sorun, onu da bir podcast içerisinde cevaplıyorlar. İşte buradaki arkadaşımız da diyor ki, aslında burada arkadaşımız biraz bir uyanıklık yapmaya çalışmış. Yani tam gelecek olan, yeni gelecek olan Time to Explain ile alakalı çıkış tarihi belli mi şeklinde Frank'e soru soruyor. Frank de muhtemelen hani çünkü Time to Explain gelince ardından yavaş yavaş artık Brawl Talk'a gidiyoruz ya. Oradan artık nasıl bir hesaplama yapacak bilmiyorum ama Frank de tabii ki bunu henüz net bir çıkış tarihi yok. Sanırım Dani bir yerde bundan bahsetmişti. Şubat başında kayıtlı olacağız. Şu an zaten Şubat başında olduğumuz için de bu mesajın da 5 gün önce yayınlandığını düşünürsek artık sanki Time to Explain için de bir kayıt tuşuna ya basılıyordur ya da basılmak üzeredir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ki bu Time to Explain'de de önemli sneak peekler veriliyor.
gelecek olan güncellemelerdi. Mesela Sütun'un kostümünün spoilerını vermişlerdi. 5v5 oyun moduyla alakalı bazı spoilerlar vermişlerdi. Bence bu güncelleme içinde önemli mesajlar vereceklerdir bu Time to Explain'de. Ben de elimden geldiğince Türkçe'ye çevirip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dediği gibi Şubat başında kayıda gireceklerse muhtemelen Şubat sonunda da yeni Brawl Talk'umuz geliyor gibi. Evet, şimdi gelelim şu büyük güncelleme konusuna. Arkadaşlar şimdi buna tamam buradan buna geleceğim. Soru birazdan bu ama. Şimdi şöhret sistemiyle alakalı gerçek anlamda kredileri aldığımızda şöhret sistemine gitmesi sizi üzüyor mu? Şahsen beni üzüyor. Çünkü şöhretin bana göre hiçbir anlamı yok şu an için. Biliyorsunuz ki oradan gelen mesela bu sezon biriktirdiğim krediler yeni gelecek olan savaşçıyı alabilmem için hemen hemen diyelim destansı gelsen alıyorum ama onun üzerindekilerin hepsi şöhrete gidiyor. Ama şöhrette gitmesinin bana bir faydası yok ki. En son bölüme gelsem ne olacak ama hatırlarsanız bundan önceki yama notlarında demişlerdi ki şöhret sistemiyle alakalı bazı değişiklikler olacak. Yani orada bazı ödüller olacak ki orası da bir anlamlı hale gelsin. İşte sıradaki sorumuzun cevabı da bu. Arkadaşımız diyor ki burada geçen yıl yama notlarında 2024'teki ilk büyük güncellemede şöhret için ek ödüller alacağımız belirtilmişti. Yeni sezon başladığında bu ödülleri alacak mıyız? Bak yeni sezon 24. sezonla alakalı bahsediyor. Yani eğer yeni sezonda alacaksak bu ödül potansiyel bir bakımda mı gelecek? Yoksa yeni güncelleme ile birlikte mi gelecek diye sorduğunda ve aslında bakarsanız burada arkadaşımız şunu diyor. Büyük güncelleme yani 2024 yılının ilk büyük güncellemesi hangisi olacak biz bunu bilmiyoruz şu an değil mi? Ama Frank bunun cevabını veriyor arkadaşlar. Frank diyor ki her şey yolunda giderse evet yama notlarında da bahsettiğimiz gibi ilk büyük güncellemede bunu yapacağız. Ve yılın ilk büyük güncellemesi de Şubat ayının sonunda gelecek. Yani bu ayın sonunda gelecek olan güncellemede büyük bir güncelleme olacak arkadaşlar. Ve bu güncellemede de işte bu ödülleri de göreceğiz. Ama nasıl bir güncelleme olacak? Şimdi büyük güncelleme dediğimiz zaman aklımıza şey geliyor. Bu Dani'nin Star Park güncellemesi geliyor. Pardon Dani diyorum, Ryan mı? Ryan söylemişti galiba. Ryan demişti ki Star Park güncellemesinden önce biliyorsunuz ki çok büyük bir gizem yaratılmıştı. Bu gizemde herkes diyordu ki işte 3. sezon büyük bir güncelleme olacak bilmem ne falan derken. Frank değil, Ryan mıydı? Ya sanıyorum Ryan'dı arkadaşlar. Ben bunun videosunu daha önceden de çekmiştim ama Ryan demişti ki bu güncelleme mini update şeklinde bir tweet atmıştı. Ve işte o mini güncellemeden sonra yatırımcı abimizin o inanılmaz 24. sezona geliyoruz artık yavaş yavaş. Hala devam eden gizemli o videosu geldi arkadaşlar. Ve gizemler açısından Brawl Stars bildiğiniz level atladı. İnanılmaz şeyler oldu. Ve Frank'in burada verdiği cevapta yeni gelecek olan önümüzdeki bu güncellemenin büyük bir güncelleme olduğunu da söylüyor. Gerçekten merak ediyoruz. Bakalım neler olacak. Ben daha fotoğrafları falan hiçbir şey incelemedim. Ama Brawl Talk yaklaşmaya başladığında artık yavaş yavaş tüm fotoğrafları inceleyip sizlerle beraber yine gizem teori videolarına devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bununla birlikte işte kaç savaşçı gelebilir yine podcast tadında bir güzel bir video yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Ama sizin de beklentilerinizi yorumlar kısmına bekliyor olacağım. Aynı zamanda oyuna yeni gelen Larry ve Lowry bu karakterle alakalı bu karakterler diyelim. Alakalı fikirleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Çok güçlü, ben bunun üzerinden bir anket paylaştım bu iki savaşçı üzerinden. Yani dedim ki bunlara bir nerf gelmeli mi sizce? Çünkü şu an haritaya giriyorum. Karşıda Larry ve Lowry varsa artık hiçbir şansımız olmuyor. Bir de ultisini de çıkartıp Lowry'yi çağırdığı zaman daha sıkıntılı bir karakter oluyor. O konuda bu karakter sizce nerflenmeli mi? Nerflenmemeli mi? Lütfen yorumlar kısmına yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve şu an son olarak da şuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada bizim evet şu an %100 ustalık seviyemiz aktif hale geldi. Ve burada altın yağmuruyla beraber son olarak efsanevi star hediyesini alacağız. Kaç gün oldu çok emin değilim ama bu konu hakkında da bence bunu başarırız diye tahmin ediyorum. Bence başarırız ve işte haberlerde gördüğünüz gibi yeni bir haber. Jin ve Sandy için iki kostüm oluşturma zamanı. Ama şimdi buradaki Supercell Make de acaba eskisi gibi şey yapılıyor muydu arkadaşlar? Bu artık temaya uygun bir karakter. Yani teması ne bunun mesela? Sanıyorum bunun artık temayla alakalı bir güncellemelere yani güncellemeyle alakalı bir kostüm getirmeyecekler diye tahmin ediyorum. Çünkü oradan az çok böyle bir
gizem detay yaratarak biliyorsunuz ki temayı çözebiliyorduk. Ama bir de biliyorsunuz ki Star Park CCTV'de kaybolan bir Rick karakterimiz vardı. Belki bu güncellemede onu da görebiliriz. Onu da artık sizlerle beraber Brawl Talk yayınında Brawl Talk'la beraber izleyip göreceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.